Asist analizden herkese merhaba. Takımdan ayrı düz koşuya yaz dönemi yine başladık. İlk misafirimiz de sevgili Fatih Tekke, hoca. Şimdi ben ona kaptan diyordum. Şimdi hoca demek zor olacak. Alışkanlık zor oluyor yani ben hep kaptan diyordum. Şimdi hoca şeyde zor oluyor bu işler. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Abi? İyi, iyisin. İyi bir derin nefes aldın. Evet. Nasıl geçti? Ya kolay değildi tabii yani tüm olumsuzlukları düşündüğünde kadro yapısı, kulübün bütçesi, tarafları, basını, herkesin beklentisi biraz daha olumsuz yöndeydi ama bence çok şampiyonluk kadar değerli bir şey kazandık. Çok ciddi bir şey kazandık. Ligde tutunduk ama tabii bunun devam olması lazım. Şimdi biraz dinlendik. Şimdi bu günlerden sonra herhalde yine tempo, oyuncu, bakımı, araştırması, transferi, yapılanmayla ilgili Bakalım neler yapabileceğiz. Devam ama değil mi? Yani bir şey yok. Zaten İstanbulspor'da biliyoruz biz 5 yıl anlaşmıştık. Tabii o şeyden önce ben aramıştım hocayı. Anlaşma şeyleri çıktı hocaya şey diyeceğim. Yani anlaşma, takım kesin küme düşer. Gene şey olacak. Böyle... <laughs> ama aradığımda direkt telefonu şey diye açtı. Anlaştım abi <laughs> diye açtı. Çok ihtimal vermiyordum olağanüstü üstü iş başardınız. Yani gerçekten evet, olağanüstü bir Evet. Ekip olarak oyuncular, tüm Herkes, çalışanlar. Yani çok olağanüstü bir iş başardınız yani katılıyorum. Şampiyonluk kadar kıymetli bir şey yaptınız. Yani çok daha zor şartlarda çok kıymetli bir iş yaptınız. Ama şimdi beklenti yükseldi mi? Yani şöyle beklenti yükseldi mi? Benim beklentilerim çok çok daha yüksek tabii yani. Sadece kümede kalma diye bir hedef. Ve benim hayatımda böyle bir hedefim yok açıkçası. Ama koşullar gereği geçen sene özellikle en yüksek hedef buydu. En olması zor olan hedef buydu. Bunu da başardık. Ali İstanbul Spor, gerçeğini düşündüğümüzde bunun bir üstü olursa işte devam etme, edebilme, hedeflere biraz daha yakınlaşma. İstanbulsporu en azından ligin kalıcı takımlarından biri yapabilme. Tabii bunların her biri böyle küçük organizasyonlar değil, büyük organizasyonlar. Açıkçası çok büyük organizasyon da istemiyorum ama orta ölçekli bir organizasyona ihtiyacımız var. Çünkü spor kamuoyunun çok böyle takip etse de net bilmediği 10-15 kişi kiralıktı bizde. Dolayısıyla şimdi onlar yok. 15 oyuncuda Bunlar da... Bunlar herhalde 5-6'sı ilk 11'di. 5-6'sı ilk 11. Dolayısıyla sözleşmesi biten oyuncu da var ee, içeride. Açıkçası performansı çok istediğimiz gibi olmayan oyuncular da var. Dolayısıyla baktığınızda elimizde kalan oyuncu sayısı süperlik ayarında dersek çok o anlamda şeyimiz var, sıkıntımız var. Şimdi onları tam hepsini konuşmamız lazım ee, hocayla onu başkanla özellikle hoca nereden işte hocası benim başkanla <laughs> başkanla o da herhalde bir iki gün içerisinde gerçekleşir de konuşacağız konuşacağız bakalım ilave bütçe şey isteyecek ha. misin? Ya ilave bütçe şey isteyeceğiz. Verecek mi? Ne diyorsun? Onu bilmiyorum işte konuşacağız. Şey soracağım hocam ya. sen senin dönemindeki bir teknik direktörün oyuna etkisiyle şimdiki bir teknik direktörün oyuna etkisi arasında bir fark var mı? Öyle görüyor musun? Yani senin futbolculuk döneminde hatta altyapı döneminde Teknik direktörlerin oyuna etkisi ya da başarı başarısızlığa etkisiyle şimdi teknik direktörlerin başarı biraz arttı mı sanki teknik direktör etkisi eskiye göre biraz arttı mı sanki? Ya dünya futbolunda bu yüzde yüz böyle arttı. Arttı hatta takımların birbiriyle oynamasından ziyade sanki antrenörün teknik adamları birbiriyle oynaması gibi lanse edildi. Sonuçta hı hı. da işte diyelim ki Pep Guardiola kazandı klop evet. kaybetti gibi. Evet, evet. Sen daha gelsin bana ya evet. işte Gasperini neyse. Evet. Dünya futbolunda böyle, elitliklerde böyle ama ülkede bizim ülkemizde geçmişe oranla biraz daha iyi ama o biraz daha çok şey değil, makas çok açık değil. Yani 2-3 tane sayabileceğim teknik adamın yüz 90 dakikanın tamamında planı olan bir organizasyonu olan ve oynatmak istediği şeyi çok net bize göster gösteren teknik adam yapıları yeni yeni çıkıyor ama yeterli değil bence. Eskiyle de kıyasladığında şimdi futbolda en doğrusu budur deme şansımız yok. Yani az önceki söylediğim 90 dakikaya etki etmek isteyen teknik adam, planı olan teknik adamın kazanımları nedir? Veya bize sundukları nedir'e baktığımızda da o değerlendirmesi yapılması lazım. Bazen olumsuz da Bazen mi? olumsuz da olabiliyor. Çünkü oyun öyle bir oyun ki bazen ki benim oyun bakış açımı bütünün içerisinde parçaları düzenleyebilmek. Ama bazen geçmişte gördüğüm parçalar üzerinde çok daha fazla yoğunlaşıyordu. Ama oyun öyle bir oyun ki bazen ee, bir o parçayı anlar, bir parçayı o anda düzelttiğinizde tamamen bütününü de düzeltmiş oluyorsunuz ee, geçmişteki senin bahsettiğin geçmişteki teknik adam profilinde daha çok böyle anladığım kadarıyla parça ama orada da çok zeki çok anları çözücü anları Bir ve işin işte şey tarafı da var psikolojik tarafı da var ee, hala o var değil mi İyi var, ki var, var, var olmazsa zaten var. makineye döner. Var. Yani o hocam güveni ya. verme iletişimi sadece bu şey değil yani sadece bir organizasyon değil orada İnsani i̇nsan olarak ilişkisi değil mi? olarak, Hala bir insan ilişkisi. İnsanla çalışıyorsun. Dolayısıyla evet. o ilişkilerin doğru olması yani en azından problemsiz gidilebilmesi önemli bir şey. Bazen iyi uyum biri bulmak da önemli bir şey. Bazen de önemli bir şey. Dedim ki çok şey var. Çok hala da biz ne kadar da bu işin tamamını bütünüyle ilgilensek de karanlık alanı çok olan bir oyun. Dolayısıyla hala da dünyada bunun data olarak da çok karşımızı karşımızda karşımızda e, göremediğimiz datalar var. Dolayısıyla karanlık alanı olan bir oyunda yüzde budur doğru diyemiyoruz. Ama geçmişte şu günü kıyasladığımda geçmişte daha çok oyuncunun performansıyla çok iyi teknik adam olan bir yapı var diyebiliriz. Doğru şimdi oyuncuları ise, bulmakla. Şimdi ise oyuncu kalitesinin daha düşük ama organizasyonla bir şeyler yapmaya çalışan teknik adam profili diye söyleyebilir yani. Senin en beğendiğin hoca dünyada? Ben Guardiola. Geçmişe dönelim biraz. Nereye dönersen dön abi. Valla ben soru doğru hazırlamadım. Şey abi. dedim hatta ondan Fatih Tekke ile konuştum. Ama hatırlamayabilirim onu söyleyeyim yani. Hatırlamayabilirsin. Ha. Tam da hatırlamayacağın şeyleri soracağım bak şimdi aklıma geldi. İlk, ilk 11 Trabzonspor'da oynadığın maçı hatırlıyor musun? İlk 11 ama sonradan girdiğim değil. Samsun Kupa maçı olabilir. Nasıl? Çok iyi. 3 topum direkten dönmüş 17 yaşında. Sonra? Sonra o kadar işte. Ne oldu sonra? Ne oluyor? Sonra ne, ne oldu? Ne oldu? Yani nasıl oldu mesela o gidiş falan? Şimdi aslında onun öncesi de var. Allah yani öncesi de şöyle anan değil yine bütünden aldı. <laughs> Fatih'e çocuk çocuk yaşlarda da çok 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 daha önemli bir oyuncu, çok çok daha değerli bir oyuncuydu. Yani bu topu da, kaleden yani. alıp kaleye kadar dilini yapan bir oyuncu. Bütün taktikleri Fatih'e topu atın, o gereğini yapar diye şey yapılıyor. Sonra A takıma çıktığımda Şen hocamız vardı. O... Bu arada bir araya vereceğim. Şöyle bir şey duydum, onu senden duymadım ama. Daha çok orta saha oynuyorsun. Özkan Hoca Ondan diyor ki, ha. Şimdi bunu daha çok kaleye yaklaştırın mı diyor. Yok o bana birebir söyledi. İşte dünyada senden sana benzer 2-3 oyuncu olabilir orta saha 10 numara pozisyonunda demişti bana. Allah rahmet eylesin. Çok değerli bir futbol adamıydı. Ama forvet olursan bu teke de düşebilir demişti. Hı, Tabii bana, bana bana çok gerçekçi gelmemişti ama bilmiyorum. Hani orta sahada oynarsan işte dünyadaki ilk 5'e girersin. Ama forvet olursan bir numara olabilirsin. Olabilirsin demişti bana. Bu arada sen orta saha oynuyorsun. Ben hep orta saha. Yani orta hep sağ. orta saha. yüzü dönük. Çok farklı. Devamlı top taşıyan, hep asist. Çok severdim asist yapmayı. Forvet'te çok daha farklı. Forvet'te daha böyle. Yani her zaman yanında birileri, iki kişi var. Devamlı yakın markajdasın, sırtın dönük falan derken. Ama hep özellikle o futbol hayatım boyunca orta sahanın bana verdiği o hep gelip... Şimdi biz ona hani sahte dokuz dedikleri dokuz var ya. O sahte dokuz gibi ben çok severdim çünkü bana oynadığım dönemde de bana bu gelme derlerdi. Ben dedim ya geldiğimde benimle gelecek arkada boşluk olacak. Yani bir hoca gibi de yorumlarım olurdu. Bence çok daha etkili olur. Çünkü şu anda bile oyuncularıma şey diyorum yani. Geldi işte. Ya topu santrafor topu geçme. Mesela topu geçme dediğinde işte kırıldığında top senin ileride geçse arkadan oyunu görme, topu görme, bir sonrakini daha hayal edebilme. Biraz daha net gibi gözüküyor. Hikayeye devam ediyoruz. Hikayede şöyle işte. Sonra A takıma çıkıyoruz. A takımda... A takıma ilk alan kim sizi? Şenol Hoca mı sizi? Yok yok Şenol Hoca. Şenol Hoca A takıma gelsin dedi. Ben, Okan Özge, Metin Aktaş var mı bilmiyorum. Mehmet İpek, Mehmet İpek Akın, Sağlam. Akın. Beş kişi. Ragıp Ama sizde miydi o? Yok onlar yok sonra. Çıktınız A takıma 5 kişi. Yalnız ya tam 5'imiz bir anda da çıkmamış olabiliriz. Önce Mehmet İpek, ben Okan çıkmış olabiliriz. Çünkü Okan'la ben mil takıma gidiyorduk. Okan da o zaman çok çok öndeydi. Okan Öske ki bence her zaman daıyorum yani dünyada gördüğüm en önemli savunmacılarından bir tanesi bana göre. Heba ettik çocuğu. O, Mehmet onu İpek biraz konuşalım. Ee, heba etme meselesini ee, biraz konuşalım sonra. Şimdi aslında hikayenin başlangıcı noktasında bu da var yani. Çıktınız A takıma. Çıktın Çıktık A takıma. Mı? İlk maçta heyecandan ayağımız titriyor falan. Antrenmanlarda falan. Nasıl? Antrenmanda abi kardeş baskı ağlat, var mı? Anamızı ağlatıyorlar. Ne yapıyorlar? Her her hafta kesinlikle bir arkadaşım biri kesin ağlıyor. Ya krizinden ağlıyor. Bağırıyorlar, çağırıyorlar. Büyük, büyük Kötü abiler, yani. abiler, abiler mi? Askerlik gibi. gibi mi yani? Askerlik tabii, tabii, tertipçilik gibi mi? Görmediğimiz şeyler. Küfür, kıyamet. Onunla kavga et, bununla kavga et. E sen de çok kolay kaldıramıyorsun tabi. İşte kim küfür etti hadi gidelim yanına. Tarzındaydık o zaman. Abi, öyle. Öyle yapacak bir şey yok. <laughs> kim küfür etti o hadi gidelim soralım niye küfür ettin falan. <laughs> öyle gidip soruyoruz. Hayırdır abi niye küfür ettin falan. Öyle böyle küfürlerdi ya. Ee? Çok zordu yani. Çok değerli oyunculardı. Bırakmayı düşündürmeyecek. Çok değerli oyunculardı. Nefret ederdi gitmana gitmekten. O kadar yani. 5 tane genç. Birkaçımız da oynuyordu. Sonra hiç anlattın mı bunları abilerle? Konuştunuz mu hiç? Şimdi Orhan abiyle beraber çalışıyoruz oran ya. Orhan abi yapmaz ama. Oo, evet. Ona neler yapıyorum. Ben. Ee, <laughs> siz bize neler yaptınız. Orhan Çiklikçi'den bahsediyor. Orhan Çiklikçi. Siz bize neler yaptınız falan. Orhan abi. Onların içerisinde yoktu. <laughs> Ham abi yoktu. Ünal abi yoktu. Evet. Ee, i̇yi davrananlar da vardı. Evet. Öbür Orhan Kaynak abi yoktu. Stoper Cengiz. Cengiz abi yoktu. Yokları sayayım az çünkü onlar anladın mı? Hılasa <laughs> <laughs> çok moralsiz, çok keyifsiz bir dönemdi. Yani hiç Trabzonspor. ve öyle bir ana geldi ki. A takıma çıktım şeyi bu. Yok oldu. yok yok yok. Bak. Yani biz o hayallerimiz üstü bir yerdeydik. O kadar sevdiğimiz bir yer. Urana çocuğusun, Trabzonsporlusun, her şeyin Trabzonspor altyapısında amatörden Pettespor'dan gelmişsin falan. Kaç yaşında gelmiştin bu arada sen altyapı? 9'da gitmiş olsam 5, 14 olabilir. Özkan Hoca mı yine alan seçen yok? Yok. Onları bilmiyorum. O Turgay Hoca döneminde, Turgay Semerci döneminde bir, yaptı, bir e, amatörden iyi oyuncuları böyle topladılar bir dönem. Anladım. E Çok iyi oyuncular vardı. Hülasa hiç sevmeden giderdik. Bir de Şenol Hoca vardı. Şenol Hoca da o zamanlar, şimdi bakın benden bile gençmiş. Aman Allah'ım. O da aynı, aynı tarz. Gençleri çok şey yapmazdı o zaman hiç. Ya biz orada işkence çekiyorduk. Hocanın ya. da zaten acemilik dönemi daha iyi. Yani. Evet. İşkence çekiyorduk biz orada. Ya idman olmasın gitmeyelim. İdman da yelek bize vermesin ya. Bizi kimse burada yokmuş gibi sayesinde. Öyle Koşalım dair. çıkalım. Tabii tabii. E, o arada da forma şansı çok bulduk. Okan Özge çok buldu. Ben de buldum. Oynadık. iyi oynadığımız, çok iyi oynadığımız dönemler de oldu. İlk dönemler ama. Mesela diyelim 10 numara. Hiç eski gibi değil ki. Herkes sana bağırıyor. Ben hayatımda bana hiç takımda bağırılmamış. Herkes bana demiş topu al Serbestsin. Vay. Hatırlayabildiklerim yani. Evet. ilk İlk, başlar çok olumsuz. Sonra? Çok olumsuz. Sonra da çok <laughs> Sonra da olumsuz. <laughs> sonra, sonra ne oldu? 96. Ama şeyi söyleyeyim bak onu hatırlarım. Sonra. Bak bir bin liraya anlaşmıştık genç oyuncu olarak. Bin milyar yani. Yok ya 3 milyar, üç milyar pardon. Üç milyar. Şimdi ha. 300 bin lira falan mı olur Yok, aşağıda? Yok o kadar da olmaz canım. Olmaz mı? Yok canım ne yapalım. Ee, 30 bin lira. Ben de o zaman dünyanın en büyük takımları beni istiyor ha. O kadar da değil yani. İyiyiz yani mil takımlarda. Ha mil takımlardan izleniyorsun. Abi canım öyle ha. çok teklifler geliyor. Ee, çok. Yurt mı teklifler geliyor? Tabii canım. Aa. Tabii tabii. tabii. Ee, çok ciddi teklifler. Aa. Hem. Tabii. Bunu bilmiyordum. Dünyanın en iyi takımları. Tabii. Sonra? Ha görmüşler Sonra o Sonrası işte yani. ben... Ee... Onu da hatırlıyorum. Mesela Faruk Faruk Uzak ve bakanımız, o zaman başkanımız başkan. <laughs> onlar çok güzel ödeme yaparlardı. Öyle primler falan verdi. O aldığımız maaş şeyden, yıllık anlaştığımız paradan çok daha fazla para verirlerdi primler falan. Çok hoşumuza gitti. Gidecek arkadaşlarla, paf takımlık çocuklarla. O şeyin adı neydi ya? Ee, şey yerdik. İskender, İskender. E, Ahmet abinin orada. İskender. Allah. Büyük değil mi Para aldın. E, Tabii. Uşaklarla beraber. Kıymalı, peynirli. <laughs> Nereden yiyeceksin öncesinde? Yok yok. Oşen karşısında. Olabilir. Pantolonlar alırdık falan böyle. Genç işte. E'si ee, şöyle. Normalde 5 için de aynı şey söylüyor. 5 oyuncu için de. Yani bana göre Türkiye dünya standartlarında olabilecek oyuncular A takıma çıktığında normalde gelişimlerini çok daha tamamlayıp, tamamlayıp yükselmesi gerekirken bu sefer bizimkisi Aşağı. tam tersi. Aşağı aşağı psikolojik olarak kavga, gürültü, stres, sıkıntı ya, yaşadığını kimseye anlatamıyorsun. Anlatsan kimsenin anlama şansı yok. İşte gençsin falan. Yetiştiğin toplum, tarzın, bir şeklin var. Efendim boyun eğmiyorsun falan. Haksızlığa uğradığını görüyorsun. İşte ben senin oynaman lazım. Adam idmanda yokmuşun gibi davranıyor. Hep hayatın boyunca hep çok Maradona gibi gelmişsin. Ha, oraya kadar öyle gelmişsin. E, tabii Maradona he. gibi gelmişsin. Hep öncelikler sana verilmiş. Çok da yeteneklisin. Ama o Yetenek çok iyi bir takımda ama davranış olarak istediğin şeyi değeri hiç görmüyorsun. İnsani olarak da görmüyorsun. Kulası o bana sorsan ta ki Altay'a gidene kadar orta bir antrenör değişiklikleri oldu falan. Altay'a gidene kadar tamamıyla işkenceli, tamamıyla kayıptı yani benim için. Yani 2-3 yıl. Yani 2-2,5 yıl zaten hemen hemen, almıştın, hemen hemen her gün ağladığımı biliyorum. A a bırakmayı beni düşündün. Futbolu mu? Hı. Yok, futbolu bırakmayı değil de. Ama Trabzon'dan gitmek istedim. Trabzon'dan gitsem i̇şte çok, çok çok çok. Eee gittin Altay'a. Sonra Altay'a. Kiralık. Altay'a kiralık gittim. Ondan öncesi de Allah rahmet eylesin yine Bora hocamız vardı mill takımda. Bora Öztürk. Çok severdim onu, o da beni çok severdi. Bora Adana, Spor. Evet, Beşiktaş'ta işte, tabii tabii. O dönemde mill takıma gidiyorum. Oğlum sana ne oldu? Şimdi oyunculuğum her şeyi biliyorum. Ne oldu sana işte? O driblingler artık kaybolmaya başladı. Ne oluyor sana falan? Böyle bir ağlayalı dertleşirdik onlar. Allah rahmet eylesin. Sonrası işte Altay'a gittik. Altay'a gidince rahatladık. Serbest. Orada da gerçi orada da birkaç büyüğümüzle yine kavga ettik orada. <laughs> 18 yaşında. Sonra Antep. Yok döndüm. Ayağım kırıldı. Aa bir de öyle bir şey Altı ayda da. ayağım kırıldı. Bayern Münih, gene dünyanın takımlarından biri. Bayern Münih'e gideceğim önemli o. ayağım kırıldı. Yani son maçıma geldiler, birkaç maçıma geldiler. Son maçıma geldiklerinde Çanakkale maçında çok da iyi oynadım maçta. Son dakikalar ayağım kırıldı. O Bayern Münih seni izliyor. Tabii tabii. 2 Münih'in almayı düşündüğü bir adamı Trabzonspor hala şey ben yok. Ben kiraladım orada. Ha kiraladıksa Kira yani, çok da hala geri alalım. Yok yok o zamanlar çok konuşulacağım. Aynen. takıma takımına da gittim. Tamam, bir takıma tamam. da gittim. Vay. Herkes istiyor beni de. Anladım. Ayak kırıldı. 9'a yürüyemedim zaten. 9 ayın üzerine yürümeye başladım falan derken Trabzon'a mecbur döndüm. Ne? Bir sene geçti. Bir sene geçtikten sonra ben koşullar falan derken yine ilk antrenman maçında ki benim için Gordon Mill o zaman. Benim için bir hazırlık maçı almıştı. Avni Ama koşamıyorum yani top alıyorum. Orada gene bizim taraftarımız yulamıştı beni. Onu da onu düşünüyorum. İlk Öyle mi? Ayağım, Sonra bana göre performans olarak iyi ama sorunlar gene devam ediyor. Sakatlıktan sonra yanılmıyorsam bir veya iki sene sonra olabilir. Hı -hı. O zaman da Giray vardı. Düzenli oynamıyorsun hala. Yok oynuyor mu? Oynuyorsun. Giray Hoca vardı. Giray döneminde bir devre 17'nin 16'sı mı ne oynadım? Hepsinde oynadım da. Bana göre çok çok iyi performanslarım var. İşte 3 4 tane gol attım. Gollerde biraz şey var. Ama problemler devam ediyor yani Anladım. böyle. Anladım. Şey problem Mutsuzluk... İşte taraftarların bir tepkisi oluşmuş. Gitmiş bir daha kalbim tekrar olmuş falan. E sonra bana söylenen işte sen işte takımımız çok zayıftı o zaman gerçekten. Çok kötü. Çok zayıftı. Çok kötü. İşte Giray Hoca bana evleneceğim bir hafta falan var. Düğünüm var. İşte şöyle şöyle oyuncular alacağız, böyle böyle oyuncular alacağız, falan kadro yapılacağı falan derken düğüne ya düğün günü ya düğünden bir gün önce dediler ki Fatih gönderiyor, şey sattık. Eran anlamlıydı galiba Eran Namlı. Er Antep arkadaşlar. Antep'te Üçte Artı üzer, de vermişti, üzerine değil de para vermişler. Evet. Öyle Antep Antep'te müthiş iki İşlenmişti. yıl müthiş iki yıl orada da oldu iki yılın sonunda. Ben hemen hemen yüzde yakın... Bu arada Antep'e servisine gittin. Tabii tabii. Tamam. gittim. Tamam. Müthiş bir sezon. İlk sezon ona Allah rahmet eylesin. Erdoğan Arıca. Tam bir babaydı beni de çok severdim. Ben de çok severdim onu. 15 gol, 15 asist ilk sene Antep'te. İşte amil takımadan gidiyoruz falan. İkinci yarının, ikinci yıl ya 17 gol ya 12 gol. O ara Beşiktaş istiyor seni onu hatırlıyorum. Beşiktaş ilk yılın sonunda işte getirdi. Hülle, Hülle, Hülle falan filan ben e, kabul etmedim onu. O zaman da Celal Doğan'dı başkan. Korkma dedim ben öyle bir şey yapmam sana falan. Orada paramız çok ciddi paralar da alıyoruz orada. Sonra devalüasyon olmuştu bir dönem. Paraları indirim yapın demiştim. Demişti başkan. Tamam işte ciddi bence ciddi bir rakam düşürdüm kendimden. O Daha öldürmek fazla. istedi kabul etmedim. Kadroşu bıraktı bizi 4-5 oyuncuyu. Aa, tabii tabii. 4-5 oyuncuyu kadroşu bıraktı. Sezonun ya 5. 6. haftası işte. Yani o zaman da Özkan Hoca Samet Hoca'ya diyor ki, Samet Hoca, evet, Samet Hoca arıyor. Başka kulüplerden arayanlar var. Samet Hoca arıyor. Samet Hoca da Antep'te çalışmışız o ikinci senesi. Orada da çok çok iyi geçmiş. Dedim tamam. Başkan beni başka bir yere vermek istiyor. Ben dedim, dedim bu evi yak, bir tane ev kiralayalım. Evi yakarım, Trabzon'a gideceğim dedim. Gene gözü göze aldın yani. Gelip o şeyi gene gözü göze aldın. Tabii tabii. Yair Royan Merroy. Bu hayatımız <laughs> öyle zaten. Yair Royan dedik. Neyse. Oldu o iş. Antep'ten Adana'ya gittim. Adana deplasmanı var. Trabzonspor. He, bir hafta da antrenman gittim. Bu arada 4 dört, dört, hafta gol atamadı Trabzonspor. He, öyle bir şey. İlk dört hafta. Gittik işte ben de baktım kadroya aldı beni. Neyse. Oyuna soktu bizi. Sıfır sıfır gidiyor. Bir tane öyle Kafayla vurduk falan. Koyduk İlk galibiyet. Oldu. İlk galibiyet. 3 puan falan. Ondan sonra işte ikinci maç gene İON Gençler Birliği'ne attım herhalde. Üçüncü maç ya attım öyle bir şey oldu. O o devrede 11 tane mene attım herhalde. Öyle başladı artık. Yani takım da çok iyi bir takım değildi açıkçası. Bence. Çok nitelikli ee, bir takım değildi. Sonra yanlış hatırlayabilir miyim? Yatar'a mı geldik? Şimdi koyuk Aynı dönem mi geldiler? Yok. Önce Yatar'a. Şimkoyak, Ondan sonra, sonra Şimko koyuk İşte... Ya Koyak, Hüseyinler, eee Gökdeniz kendi buldu Gökdeniz, biraz. Gökdeniz işte. Oldukça. Biz böyle 4-5 oyuncuyla çok ciddi bana göre. Yani savunmada Tolga Emrah var, yani. Tolga var, Tolga var, Emircik var, iyi. Volkan İlk var. ben söyleyeyim. Var yani. Ama şöyle şu an bakıyorum gerçekten o takımın yükünü çeken çok ciddi oyuncular var. Evet. Çok ciddi etki yapmışlar. Evet. Onlar içerisinde bir tanesi de bendim. Yani o kadroyla iki sene yanılmıyorsam şampiyonluğumuzu aldılar diyelim. Kupalar aldık. İki tane Türkiye kupası. Evet. Bir, Hoca, bir tane Ziyan o Dinamo Kiev evet. maçı var. Çok üzüldüğüm maç. Atletico Bilbao maçı evet. çok üzüldüğüm çok, maç. çok şey maçlar, maçlar var orada. Evet tamam. Evet, işte orada oraya oraya kadroya kadroya böyle çok daha şu an şu an yani son son 5-10 yıldır yapılan transferlerin yarısının kalitesinde olmuş olsaydı bambaşka şey. Yani bizim kariyerimizde de e, resmi olarak e, birkaç şampiyonluğumuz olabilirdi. Nasip olmadı. Kulasa sonrası, sonrası... Sonrasını artık hatırlıyoruz ondan sonra. Evet, sonrasını hatırlıyorsan konuşmaya son gerek yok. Yani. O ara peki Rusya dışında başka yerlerden de teklif var mı? E var tabii. En yüksek şeyi veren o olduğu için mi orası? O Orayı oldu. hiç bilmiyorum. Onun öncesinde ondan çok daha yükseğini yarım sezon önce veren var. Gene yurt dışında, dışında başkan Başkan söylemişti yurt dışında. Hı. En son kiralık... Çok Everton... daha derken o zaman zaten rekordu herhalde. Rekoru Türkiye'de. da ondan çok daha yüksekti. Everton var. En son bizim şotar Valedict aramıştı beni. İşte Arsenal seni istiyor. E, niye gidiyorsun de ben dedim zaten futbolu bıraktım öyle gidiyorum ya. Yani. o moddaydım. Ama öyle düşündüğüm yerden de kariyerimin belki de en yüksek şey, şey işte Rusya Kupası iki tane, Rusya şampiyonluğu, UEFA Kupası, Süper Kupa derken beş kupa nasip oldu. Öyle döndük. Çok da erken gitseydin başka olurdu diyor musun? Hikaye yurt dışına gelseydi? E, herhalde canım. Ben başka olurdu. Tabii canım. Özkan hocanın dediği gibi olurdu. Yani olurdu. Evet. İlk Trabzonspor Tribünlerinde seyrettiğim maçı hatırlıyor musun? Kim götürdü? Nasıl gitti, Kaç yaşında? Hatırlıyorum olsun. gibi. Petranovic diye bir kalecimiz var mı? Bilmez Bilmiyorum. miyim? Pardon. Altay maçı Özkan, var. Öz Altay maçı var. Özkan hocanın hep transfer başarılarını anlatırız da bir üç tane yugoslav var ki o işte Petranovic onlardan. Bak. Biri. Üç yugoslav, üçü de Hatırladım çok. Hatırladım şu. Güzel. Şimdi nasıl gidiyoruz ama? O eskiler bilir şimdi. Nasıl gidiyoruz tribüne? Evet, abi, abi beni de al, abi Amin. beni de al. Son 15 dakika, abi beni... Abi sahaya bir giriyorsun o tribünlere. Yeşil, yemyeşil bir yer. Allah'ım ya Rabbi. O zamanki sahabı, bu, bugünkünün sahası alakası yok. Şu an çok daha kaliteli. Uh -huh. Ama böyle bir şey yok. Şimdi topraklarda falan çamurla dön. Allah'ım böyle bir güzel bir yer olur mu ya? Hatırladım yani. İlk, ilk midir bilmiyorum da hatırladım. Petra işte top elinde. Ya sağ tarafa ya sol tarafa böyle Bekim bizim topu atarken tam atarken vazgeçti topu attık Ali. <laughs> Bak bunu hatırlamadım ben. <laughs> ya da adam girdi vardı, vardı öyle çılgınlıklar ama bu bunu hatırlamaz Ya bir bir bitmiş öyle bir öyle bir şeydi. Bir de Rize Sporu 5-0 yendiğimiz bir maç orada da bir abi vardı nereli diyeyim Çok kibar bir abi ama çok aşırı fanatikti. çok bağırıyordu kale arkasında. Onu da hatırlıyorum. Eskiden ne demek ya? Abi beni de al. Bazen çekirdek satıyorduk işte. Çekirdekçi bir abimiz vardı. Oraya şey yapardık. Al bizi de gidelim çekirdek satalım falan. Ha içeride çekirdek e. sat. Türbünde çekirdek satmışlığın evet. var ya. Yani. Ee, yavuz çok sattık canım. Öyle mi? Tabii canım. Ali Nadir Bey sattı mı? Bu arada misafirimiz Ali Nadir Bey. Ali yani. Nadir Bey o da satmıştır ya. O da o O da satmış. Bu yaz memleket yok mu? Bu yaz, memleket, ya, yani. bu bir... yaz memleket. bu yaz memleket var da. Mı? Var yapacağız? da şimdi Zaten kaldı kaç günümüz? 15 günümüz kaldı. E. Yani 15 gün... Gitmeyeceğim biraz. Bayramda gideceğim inşallah da. Kaç gün oradasın? Bir iki güne fazla. İki günde yayla yapılmaz. Maalesef olmaz. İyi horon oynuyor diyorlar. Yok. Öyle diyorlar. İyi horon oynar. Ama sen de... Yakışmaz ona yani. İyi oynar da yakışmıyor. Sana da yakışıyor. Ben gördüm gördüm. Ben kötü oynuyorum fena yakışmıyor. Ama yani. sen şey klasik üç ayakta. akşabat falan öyle. ne bilsem ya. bir öğrese bana da. Yani buradan da duyuralım. Ben diye. öğretirim diyemiyorum. Ee, ben de bilmiyorum. Bir öğrese çok hoşuma gidiyor da. O <laughs> yıkılma var ya. Oğullu mağlağı var ya. Bence öğren. Bence öğren. İşte öğreneceğim o kadar çok şey var ki abi. Ekipten bilen yok mu? Yok. Abin de bilmiyor. Ben kadar bilmezler herhalde ya. Sen kadar bilmezler. E tut bul bu bir mi ya? Bu adama bir horon hocası arkadaşlar. E, horon hocası. E, tut bul biri. Ama olarak. Biz her hafta horon oynuyoruz zaten yani bizim nerede? Niye haberimiz e, yok? Yok. öncesi antrenmanını yapıyorsunuz. Var. Onu. Her bir titreme <laughs> oluyor bizde yani. <laughs> Türkülerle arasın. Yaklaşık Muzaffer, 10 yıldır. Zafer çok türkücü değil mi? Erzurum Erzurum'da kaldığı için o türkücü. Sen nasıl? O Arkadaşlarla şeyimiz yok. Çok frekansınız. Frekansımız var da başka uçlardayız biz. Anladım. Başka Benim şey türkü, türkü e, son 10 yılda bir kere müzik dinlediğim yoktu. Hiç. Kemençe dinlersem dinlerim. Kemençe özellikle şey, şey kemençe mi? Sade kemençe mi yoksa? Sade. Çünkü... Bazı bizim bir arkadaşımız evet, var. E, böyle güzel, yeni çıkmış arkadaşlar. Onların sesleri güzel, onları dinliyorum da. Yenisi ama yani. özellikle açayım da dinlediğim müzik yoktu. 6 aydır ama hemen hemen 6 aydır. Yani tabii kendi sıkıntılarım da vardı. Müslüm Baba, Ferdi, Orhan, Orhan Orhan Gencibay çok dinlemem. Ümit Besen, Eskiler. Bülent Ersoy, Bülent Ersoy. Bülent Ersoy. Aa, böyle sanat müziği, halk müziğinde Arif Sahabi. Birkaç tane YouTube'da böyle gördüm. Mesela o Kosovalı bir tane, iki tane kız kardeş var. O Çanakkale Müzik. şeyini söyleyeyim, müthiş bir ses, efendime söyleyeyim. O bir tane Yahudi var. Ağladıkçanın farklı versiyonu söyleyen inanılmaz bir ses gibi böyle ama özellikle böyle müziğe şeyim yok. Sen söyler misin? Eskiden söylerdim. Bizim ama. oranın türkülerinden var. En sevdiğin hangisi? Yok, kaideler var bende. Ne var? Ama söyle bakalım. Söyletelim sana. Böyle. Bir tane söyle Yok söylemem. Ya söyle bir tane. de. en utandığım şey ya. Türk söyleme. müzik müzik dersinde bir gün <laughs> ortaokulda şiir mi okur? Şiş, müzik dersinde e, hoca dedi ki herkes okuyacak. Ay Ben şimdi utandım başlarım kıpkırmızı olmuyor zaten. <laughs> Al Fadime Gül Fadime mi? Evet, Öyle, Al Allah Nasıl söylemiştim? Uyanıyan sabah oldu. Diyorum düşünüyorum bütün dünya beni dinliyor yani. <laughs> yani. bütün dikkatlerini kesmişler beni. Diniyor. Hala da öyle geçmiş değil. Kolay kolay söyleyemem. Geçen ama bir yerde söyledim şu karaoke gibi bir şey var ya, ya arkadaşlarla ama arkadaş ortamında. Hangisi söyledin? Ölürüm baba Müslüm üstün baba. Müslüm baba. Müslüm baba. Ölürüm. E, Ölürüm var mı kayıtları? programına arasında. Ölürüm atarım. değil miydi? Ölürüm değil Programın mi? Programın Yok ya bir şey atmayın ya öyle bir şey yok. Ee hocam bir hedef medef ben bir gün şurada olacağım bir gün burada olacağım. Ee hocam mı? hedef medef ne için geldik buraya? Bir şey konuşmaya gidiyoruz. Futbol konuşmayacağız mı? E, Futbol hedef... her yerde konuşuyorsun. Hedef medef derken tabi sen de biliyorsun İfadteki gibi bir adamın Türkiye'de işi çok zor. Hedef medef geç. <laughs> e, başka şeyler konuşalım ya. Neden zor? Ben mücadele ederim. Neden zor? Türkiye gerçeklerini hepimiz biliyoruz ya. Şöyle açalım o gerçekleri. Açalım. Açalım. Program bir öyle bir faydası olur belki. Faydası olur. <laughs> çok olur. İyi bir teknik adam nasıl olur? Kimsenin umurunda değil. Evet. Şeyler kriterler şey değil. Hangi Kulüpler, şartlarda kim neyi başardı evet. o evet, bakmıyor kimse. Kulüpler, kulüplerdeki kulüpleri yönetenler bu konuda çok yetersizler. Daha çok yanlarındaki menajerler veya birkaç kişiden işte gazetecilerden akıl danıştıkları kişiler var ekranlarda konuşanlar, futbolu konuşanlar, eski oyuncu arkadaşlarımız olsa dahil sadece o parçanın içerisinden sadece sorunu görebilme ama çözümle ilgili çok fazla e, deneyime sahip olmamaları bana göre. Bu deneyimden kastım yani 11 tane taşın, 11 taşla beraber hareket etmesinin şekilleri, modelleri nasıl olur, nasıl gidiyor gibi çok daha teknik analizler. Artı bir yerlerde yer bulabilmeniz için çok ciddi Değişik şekilde arkadaşlıklarınız olacak, ilişkileriniz olacak. Çok değişik şekilde. Onu da kestirmeniz mümkün değil ama büyük ihtimalle siyasetten çok yakın olmanız lazım. Bence sonuncusu da aklıma gelen en önemlisi de bir teknik adam ve ekibi bu söylediğiniz 11 kişiyi 30 kişinin içerisinden seçip, 25 kişinin içerisinden seçip bunu seçerken kulüplerin onlara verdiği yetki, istediklerini alıp alabama, onları dizayn edip edememem ama en önemlisi şu. insanı yönettiğiniz için insanla bunu yaptığınız için kesinlikle süreye ihtiyacı var. Ve o süre kesinlikle. Bu çok kısa kısa olmamalı. Geçen biri söylemiş hatta o hoş bir şeydi. İngiltere'de çalışsak aç kalırdık çünkü adam en az 3-4 sene çalışıyor. Ya e Türkiye'de şimdi Türkiye'de. Evet. Şimdi sezon bir, başına giriyor tur değil mi? Şimdi en az 3 tur. Bazı ha. takımlarda 10 oluyor ya. Ha öyle olunca herkese bir şeyler çıkıyor az da o. az da olsa. Ama herkese bir şeyler çıkıyor. E, e, o zaman değerlerinin davranış şeklini değiştiremiyorsun ki. Doğru. Yani iyi olan iyi sabret. İyi ne onu da bilmiyoruz. İşte iyi nedir bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Gerçek Sizin TRT'deki programınızda Cem abinin söylediği şeyleri var ya bu dönem yaptığınız. Oradan çok uzağız yani. Öyle bir şey konuşsan adam seni dinlemiyor. Başka fuzuli ne Her şeyi biliyorsun sen de kardeşim diyorsun ha. Dolayısıyla bir ilerleyemiyorsun. Böyle bir süre aldığında de seninle geldiğinde iyi kadroda nasibinde var ise diyelim. Çünkü kendi şekillendiremiyorsun yüzde yüzünü. dolayısıyla herhalde büyük ihtimalle benim yorum, güvensiz bir ortam var. Yani Erdal Bey bunu bilir dürüst adam. Da çalışkan adam. Bunun ötesi var mı yani? Bazen oyun ama bazen Erdal Bey'in verdiği kararla Artık ya da buraya zarar veriyorum noktaya da gidebilir. O zaman Erdal Bey zaten... Onu zaten bırakması lazım. Evet. Ama taraftarın baskısı. Yenildin. Işte kazanamadın. Hedefi tutturamadın. Ya böyle kolay bir şey değil ya. Yani 3 yıl, 4 yılda hedef belirle. Bu amin ama... Bir sene sonra şampiyon olacağım. Bu sene şampiyon olacağım. Nasıl yani? O bir senenin bir kere oyununu oturtturabilmeniz senin... Sadece bir aylık hazırlık kampında yeterli değil ki. Kaldık o bir, bir aylık hazırlık kampında... Oyuncuların zaten orada değil yani. Sonradan katılımlar oluyor, al bir daha başla. Katılımlar oluyor, al bir daha başla. Hülasa Türkiye'de zor. İyi bir iyi insan, ahlaklı, çalışkan, iyi bir teknik adamın, iyi bir organizasyonun nasıl olduğu ile ilgili fikri olan ve sabırlı olan kişi ve kişiler Türkiye'de e, futbol alanında bence kesinlikle başarılı olabilirler. Çünkü ligimizin kalitesi düşük. Düşük. Oyun kalitesi mi düşük, oyun kalitesi mi düşük? İkisi de ikisi de düş. Yani bugün Galatasaray şampiyon oldu. Çok özel oyuncuları var Türkiye'ye göre. Avrupa'ya gidiyor. Çok özel oyuncu konumundan çıkıyor. Çok daha özel oyuncuları var. O zaman ne yapmak lazım? Oyun ya oyun, o, oyun, benim 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 e, fikrim şu. Hala daha bir teknik adam olarak şunu diyebiliyorsam ben Süper Lig oyuncuya oğlum bu topu doğru doğru at. Dolayısıyla ben organizasyonumda bir sürü eksik yaşayacağım. Bunun temel sebebi altyapı. Altyapıdan oyuncular maalesef bizden kaynaklanıyor herhalde büyük ihtimalle. Bizden kaynaklanıyor ama altyapıdaki teknik adamlara, hocalara da şöyle hak veriyorum. Asgari ücretle ne yapacak yani adam? Yani kulübüne gideceği aracı mı? Orayı mı hesaplayacak? Evine getireceği ekmeği mi hesaplayacak? Ve insanlar şöyle görüyorlar herhalde. Teknik adamlık çok kolay. Yatıyor aşağı bir tane 30 tane kişi var orada seçiyor. Al oyna. Bunu yıllarca yaptı yapanlar hala var. Onlar çok ciddi para kazanıyorlar. Öyle değil ama. Her anınla ilgileniyorsun. Ailesiyle ilgileniyor, çocuğun her şeyiyle ilgileniyor. E bu çocuklara 500 senedir aynı şeyleri konuşuyor. Altyapıyla ilgili, altyapıyla ilgili. Futbol Federasyonu bir şey mi yapacaksın? E yap? Altyapıdaki hocaların kalitesini kulüplere seçtir e seçmek zorunda bırak. Nasıl yapacaksan bunu? E parasını doğru ver, iyi ver. Sonra yani. da bekle. E Sorada bekle abi. Sonra Ve bu, 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 sana bu 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 topraklarda yetenekli oyuncu biz. var, yetenekli teknik adam da var, yete akıllı adam var ya, Bilgili insan var, araştıran insan var, ahlaklı insan çok var. Ama kimsenin bunlarla işi yok. Kimsenin böyle bir duruyor. E, taraftar buna da bakma, e, bırak bırakın da bu çocuklar bizim çocuklarımız, bizim yeğenlerimiz. hepsi yani. Oradan yabancı biri gelsin tamam, gol alsın tamam, seninkinden bıktık önde iyi doğru. E tamam. E kardeşim alttan çıkartabilirsin. onu çok daha iyisini çıkartırsın ya. Yeter ki oradaki hocalara biraz değer ver. E, çalışanın aç. Maaşını ödeme. E, nasıl olacak? Alt yapıdan oyuncu çıkmıyor. Kaç kişi mesela şu ana kadar duydun mu? Sohbet esnasında hep konuşuruz işte. Barcelona takımı bütçesinin yüzde ile altısı arasındaki bütçeyi alt yapıya ayırıyor. Ajax yüzde şunu ayırıyor. Türkiye'de duydun mu böyle bir şey? Mesela diyelim sesli konuşalım atalım yani. Trabzonspor. Trabzonspor yıllık bütçesi e, ne diyelim? 100 milyon dolar mı diyelim? Oh. 100 milyon doların 8 milyon doların 6 milyon dolarını senede altyapıya ayırsa. Ayırsa tam bu dediğim şekilde ayırmış olsa yani bunun sürekliliğini düşündüğümde hiçbir şey ihtiyacı yok. Şimdi hep bizde zorunluluktan. Biz, biz, bizi bizden sonrakiler, öncekiler hep zorunluluktan çıktı. Zorunluluktan, hala daha öyle zorunluluktan. Sizin altyapıda olduğunuz dönemde de böyle miydi? Hep böyle miydi? Ya böyleydi tabii, neydi ya? Böyleydi değil mi? Eskiden beri böyleydi yani. Ya böyleydi abi. Yani Trabzonsko Ama i... bak bizim dönemden bahsediyorum yani. Aynı yaş grubundayız. Hemen hemen hepsi Süper Lig'de oynayabilecek kapasitede. Kaçını tanıyorsun? İşte Fatih çıktı da bir şeyler oldu. 2-3. Hepsi diyorum ya. Hemen hemen her yaş grubunda hemen hemen hepsi derim Süper Lig ayarında oynayacak oyunculardı. Ne oldu? Kim kaybetti? Türk oyuncu almıyor muyuz? Yabancı almıyor muyuz? Kimler aldı? Kimler geldi? Hangi maliyetlere geldi? Kimsenin böyle bir şey umrunda değil ki. Diyorsun ki yani çalıştığın yerde ya böyle bir şey yapalım. Gel yapalım. Yok, para yok diyor. Var boş ver diyor. Uğraşma. Ya ben ekranlarda gözükeceğim diye ben kupayı alacağım, gezeceğim diyor ben önemli adam olduğumu göstereceğim diyor. Böyle bir derdi olan yok ki varsa buyursun gelsin ben her her, her açayım ben. Nerede çalışırsam çalışayım fark etmez. Herhangi bir bilgim var ise bu konuda çok çalışmalarım olduğunu düşünüyorum. Fakanla çok ciddi fikirler var. Yani neresi olursa olsun. Kendim bildiğim, bildiğim, yaptığım, yapmak istediğim şey hepsini paylaşmak açıyor ki ben. Ne niye paylaşmıyoruz? Paylaşalım. Yani neticesinde bir tane şampiyon oluyor yani. Başarı şampiyonluk değil Ya bu ülkeye ne hizmet ediyorsun? Bu çocuklara ne hizmet ediyorsun? Ediyor, Dua alabiliyor musun? Yani mevzu o ya. E çalışıyorum. Tabii ki hak ettiğimi alacağım. ya, Almalıyım da. bunu hak ediyorum. Çünkü ben 24 saatimi harcıyorum buna. En iyi bildiğimi düşündüğüm iş. Ama bunu böyle bir derdi olan yok. Ya. Ya ülkede yok. Çok az. Değişir mi? Vallahi zor. Bilmiyorum. O şeyin iki... onu anlattım mı sana bilmiyorum. bilmiyorum Trabzonspor'a gelirsen <laughs> değiştireceğim Sence değiştirebilir mi bu, bu sistemi? Mümkün evet, mü? Bence mümkün. Şöyle olur. Allah nasip ederse e, derim şampiyon oldum, Şampiyon oldum, Çok güçlü oldun. Artık Fatih ne derse olacak dediği durumda olduğunda herkesin güveni olan bir insan işte öyle yapmaz böyle yapmaz çalışkan dediğinde belki. O da kolay değil. Şey hikayesini, hikayesini değil. Şeyi anlatmıştım sana hatırla ülke futbolunun geleceğiyle ilgili bir kıyas açısından Alper Hoca, çok sevdiğim bir hocadır. Aykut Hoca'nın yardımcısı buradan da anayım onun. Çok sevini bir adam. O diyor ki aramızda gezegenler kadar fark Nasıl? Bunu paylaşmış seninle. Muhammed Salam, işte high intensity dediğimiz o yüksek şiddetli koşuları, işte 20 kilometrenin üzerindeki koşuları bir maç içerisinde 1800 metre yapıyormuş. Haftada 3 maç oynandığında 1800, işte 5400'de. Türkiye'de haftada 3 maç oynandığında Türkiye'de bir oyuncu en iyi yapıyorsa 1000, 1200, 1100, 1300 bazen 1400'leri bulan oluyor ama totalde şöyle aynı mevkideki oyuncudan bahsediyorum. Totalde adam haftada aynı sayıda maç oynasan da haftada senden bir fazla maç oynuyor gibi. Peki hocam bu neyle alakalı? Fiziksel bir şeyin alakası yok. Total koşu mesafelerine bakıyorsun aynı. Peki bu 1800 metre hızlı koşmasını sağlayan ne? Hocam toponlar da olabilir mi? Evet. Topunuz olabilir mi? Evet. Bu da yeterli mi? Değil. Karşındaki rakipte de olması lazım belli bir seviyede. Evet. Şimdi sen ne kadar iyi yaparsan yap, yapmaya çalışırsan çalış. Bunun arttırmazsan rakibinde senin gibi düşünen bir yapıda olacak ki bu buraları bulabilesin. Bulmazsan arada bir tane dahil olsa yani 20 takımdan bir tanesi dahil düşük seviyede kaldığı zaman bu istediğimiz verileri alamıyoruz. Elit ligin verilerini alamıyoruz. Bakıyorum şimdi gerçekten gezegen, gezegenler kadar fark var. Bunu düzeltilmesi için işte benim kendi şahsi kanaatim organizasyon evet altyapı. Sadece Trabzonspor altyapısında antrenörlerle belirlerken nelerin belirlediğini bilmiyor musun? Çünkü benden daha iyi biliyorsun. Belki sen de bazen rica ediyorsun ki Ahmet'i alalım hocam. Büyük ihtimal öyle oluyordur. Yok benim Ö sözüm. Benim atıyorum sözüm yani. yani, yani. Sesli, sesli konuşuyoruz. Bence kim layık buna? Hak eden kim? Tamamıyla her şeyden bağımsız. Futbolu kim eğilimli buna? Kim çalışkan? Kim dürüst? Bunlar ayrı çok basit bir şey. Ama yetmiyor ki. On almazsan başlıyor. Değil mi? Sesim o mahalleden bahsediyor. Oradan bahsediyor. Şuradan kaybedersin. sesim kaybedersin. Niye? Doğruyu yaptım çünkü. Dolayısıyla totalde sen çok ahlaklı isen, çok çalışkansan senin organizasyonun varsa bu işi ciddi manada profesyonel yapıyorsan maalesef çok canımız, her şeyimiz bu ülkemizde cezalandırılırsın. Bu, bu kadar basit bir şey yani. Bir gün cezalandırmalıyı göze <laughs> alır mısın? Ya ne için var bizim? He? Ben her gün cezalandırılıyorum işte. <gülüyor> <gülüyor> ya Taraftar merak ediyordur ne zaman Trabzonspor'a gelmeyi hayal ediyor. Benim hayallerim Trabzonspor'un sonuçta Trabzonspor'la beraber Şampiyonlar Ligi final oynayabilme hayali. Böyle, o her zaman o söylemsel yafa, olarak, o yafa, olsun. Söylemsel olarak duruyor. Yok ben Şampiyonlar Ligi diyorum. Bu hafa senin olsun. <gülüyor> 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 ne kadar zor. 500 sene yaşar mıyım? Zor gözüküyor. <laughs> Hayalim var. Ben, bunu ben, kimse bunu benden alamaz. Çünkü şöyle. Niye bunu diyorum? Tabii bunu absürt oluyor tabii neticesinde. İzlediğim hocalar var. Çok ciddi takip ettiğim insanlar var. Bir ara Gasperini'ydi. Gasperini'ydi bir ara. Çok değerli bence. İşte Nagelsmann'ından, Tuchel'inden, efendim, Guardiola'sından, Klopp'undan. İşte Köln'ün hocası. Son De Zebri veya Zedebri. Yanlış söyleyebilirim. Brighton'un hocası. Faroelli. Genç, 32 yaşındaki çocuk. Alanya'da. Ne oldu? Niye cezalandırdık çocuğu? En iyilerden bir tanesiydi. En zorunu yapıyordu. Yapmaya çalışıyordu. Anlamıyor. Ha onun da eksikleri vardı yani bana göre de. Ne diyordum? Ne sormuştun? Trabzonspor. Ha He, Trabzonspor. Hedef olarak yani Şampiyonlar Ligi hedef falan. Niye bunu söylüyorum? Evet, Bizim yani zekamız onların aşağı değil. Çalışırsan sen de bilgiyi öğrenebilirsin o yeteneğin varsa, aktarma yeteneğin varsa, iletişimin iyiyse işte birçok şey. bunu yapabilirsin ama koşullar öyle değil abi. Koşullar öyle değil. Yani konuştuğumuz konular, az, buçuk biliyorsun. ülke futbolunun kulübün içerisindeki konuştuğumuz konular, ben elitliklerde hiç zannetmiyorum. Hiç zannetmiyorum. Ya böyle meseleler olsun. Mümkün değil. Mümkün değil. Bizde ego savaşları garip garip işte Trabzonspor'da Trabzonspor'da nasıl olur? E niye olmuyor ki? Nasıl olur derken niye olmuyor sana soruyorum abi. Sen gazetecisin sen bu konuda da yorumların da var, fikirlerin de var. Daha tecrübesiz diyorsun. Erken diyorsun. Geç diyorsun. 45-46 yaşında bir teknik adam. 10 yıldır bu işi yapıyorum. Bana göre hiç kimse kusura bakmasın. Ben bunu sana da söylüyorum. O konuştuğum bazı abiler. Topu biliyorsunuz, futbolu bilmiyorsunuz. Futbolu bildiğinde insanlar konuşabilirsin çok rahat. O zaman çok rahat seçim yapabilirsin. Fatih'teki olur mu olmaz mı? Ha benim oraya olmayışım. Biri beni başka bir şekilde değerlendirir. İşte siyasi değerlendirir. Hı. Nerem siyasi? Tırnaklarla kazıyorum ya. Ben kendinden bağımsız tek başına bir adamım ya. Allah'tan başka hiçbir şeyim de yok. Çalışıyorum. Gelirse Trabzonspor gerçekten teknik adam arıyor da beni değerlendir sunumsa sunum neyse yani onu ölçecek bir şey varsa veya başka bir takım buna inanıyorsa benim de e, bazı şeylerim olacak tabii ki isteklerim olacak işte şu olacak bu olacak olursa e, tabii ki yani kolay mı değil çok zor kolay değil çok zor başlamak kolay var. sonrası Zor, kolay yok yok, başlamak dinliyorum. kolay ya. Başlamak, başlamak kolay. Yani, başlamak yani orada kolay. başlamak kolay. olacak? Trabzonspor'a ben git. Sonrası ne olacak? Sonrası nasıl? Ee, şimdi benim bakış açım şu an için bu taraftarı nasıl ee, sabra ikna edeceksin? Ya bu şu bu gerçek anlaşıyor. Şu, şu söyleyeceğim şey gerçek yaşadığım şey. Bursaspor taraftarı beni gönderdi. Niye? Kaleciye pas atma, yan pas atma dedin diye. Dedim diye değil. Benim ha, at, ya, diye. Ucumundaki bazı şeylerimiz var bizim. Adam diyor ya konuşma fuzuli yapıyorsun bunları. Ya benim Allah Allah ya ben öyle mi bakıyorum yani ben oyuna öyle mi bakıyorum öyle mi bakmalıyım? Dolayısıyla nasıl olacak? Veya sadece savunma yapıyorsun ne yapıyorsun? Savunma bana göre en kolay da. Hucum yapacaksan topa sahip olacaksan bunun organizasyonları var. O kolay bir şey değil. Oyuncular birbirine uyumuydu, ritmiydi, oyunu alanlarını kullanımıydı, geçişleriydi. Zor değil. Bak zor değil. Doğru oyuncu, iyi oyuncu, içeride problemsiz bir yer, çok böyle karışılan bir yer değil. Sonuçta sabır, bir kimlik oluşturma, oyun kimliği, bu oyun kimliği üzerinden hedefe yaklaşma. Şimdi Türkiye'de 40 yılın üzerine bize Resmi olarak şampiyon olduk. Doğru mu Trabzonspor'u? Ne oldu? Ne oldu sonra? Bu sene ne oldu? Mahalle ne oldu? Başarı açısından ne oldu? Oyuncuların değeri açısından ne oldu? Ne olmuş oldu? Evet biz sevindik. Güzel. Tamam. 5 sene arka arkaya da o sene. Avrupa'da elitliklerle senin yarışabilme imkanın var mı? Oralara oyuncu verebilme imkanın var mı? Öyle bir oyuncu yetiştirebilme imkanın var mı? Var. Fiziksel olarak Trabzonspor'un her şeyi çok buna müsait. Değer dedinen kimse yok. Hiçbiriniz. Bak hiçbiriniz diyorum. Kendi dışında hiçbiriniz diyorum. İstediğim bunu, bunu 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 değer dedinmediğimiz sürece cebimizden, ülkenden, e, Trabzon'dan, Trabzonsporlulardan çıkıyor paraları yani. Başkalarına gidiyor. Ne için? Bir kupa için. ki orası futbol şehri zaten yani her şeyle. Bir kimliği olsun, Şampiyon olmasın ne olur ya? Oyun kimliği kim yani. kim olsun, üretme kimliği olsun. Olmasın yani. Tarafları keyif alsın, gittiği maçlardan keyif alsın. Oranın çocukları, yörenin çocukları, oranın dışarıdaki çocukları, etraf, ülkenin çocukları oradan yetişsin, seni temsil etsin. Yani her yaptığımızda ile bir kazanımı sağlamak zorundayız yani. Yaptım, ver bana. Ya tek şey kupa mı ya da? Yani ne Ne bu? O yüzden ben diyorum ki benim için... Bir şey soracağım. Aslında yani yeni nesil taraftar bunu hazır kaptan o hocam. Ama yöneticiler belki hazır değil buna ya. Ben yeni nesil taraftarın bunu hazır olduğunu düşünüyorum. Sadece doğru yolla anlatılsa yani. Doğru anlatılsa. Bir de yapılanla söylenen uyumu görmek istiyor insanlar. Yani söylemle eylem bütünlüğü de olmayınca o zaman inan, inanç da zayıflıyor. Ben bunu aynı şekilde düşünmüyorum. Ee, yeni neslin zekasıyla ilgili bilgiye ulaşma e, imkanlarıyla ilgili çok bizden çok bizim bizden çok önümüzde fakat bilgiyi alıp kullanmada problemlerin olduğunu düşünüyorum. Özellikle sosyal medya üzerinden bu kadar kolay ve ciddi bir şekilde etkilenebiliyorsa bu dönemin insanı burada bir problem var. E, sosyal medyadan çok uzak bir insanım olmamam gerektiğini bildiğim halde ama çok ciddi bilgi kirliliğinden o temiz şeyi alabilecek şey yok. Altyapısı yok. Onun da altyapısı yok bana göre. Dolayısıyla yeni nesille ilgili evet heyecan, iştah falan istek belki bir öncekiler gibi devam ediyor ama bilgiler önünde duruyor. Değerlendirme yapacak ama bunun sayısı çok fazla değil. Az. O konuda endişelerim var yani. Senin düşündüğün gibi düşünmüyorum açıkçası. Yöneticiler zaten az önce söyledik. Ee, özellikle büyük kulüplerde daha çok ne kadar kalabilirimin e, hesabı var. İşte şampiyon olursak bir yerde ama ben bugün mesela hayatım boyunca ne kadar alakalı bilmiyorum ama bir davranış olarak değerli bulduğum bir davranış var desen, hangisidir desen tüm oyunculuğum, antrenörlük hayatım dahil şu ana kadar ülkede için her günde kavga ettiğim adamlardan bir tanesi. Dig Advokat ve Forsenko muydu ismi başkanı bilmiyorum. Zenit'in başkanı o dönem. Otele beni davet ettiler. Otele girerken beni kapının önüne gelip kalkıp kapının önünde karşılamaları. Giderken de kapının önünde uğurlamaları. Ne zaman oldu bu? İşte kaç senesi 2000. Ha bıraktıktan sonra yani. Sonra. Futbolcuyken canım. Ha, futbolcuyken. Yani tüm futbol hayatımı değerlendirdiğimde benim için değerli kaldı yani. Çok unutamayacağım bir şey. Ben her yerde anlatırım. Demek istediğim şu. Yani kupalar almak, o kadar gol atmak, bilmem ne yapmak ne çeşit insanız biz? Yaptığımız iş çalışıyorsun, yeteneğin kadar koşullar da oluşması lazım. Ama geleceğe bir şey bırakmaksa bunun için kesinlikle iyi niyete ihtiyaç var. Bu iyi niyet iyi niyetin oluşması lazım. Ülkede bu yok yani. Yok bu mu? Yok. Çok daha ıı, makyavelist deniyor ona değil mi? Her ya şey mübah diye. Her şey mübah, her şeyi yaparım yani. Pragmatik biraz daha şey oldu. Hafif hafif oldu gibi yani. Daha böyle hayırlı alaki bence. Bilmiyorum ben böyle düşünüyorum. Ama bu şartlarda da yapılacak bir şeyler var. Var işte var Yapıyorsun. E, mücadele ediyor yapanlar ediyorsun. var. Var var. Belki var. onların daha fazla ön plana çıkarılması lazım. Daha fazla anlatılması lazım. Bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Ama bunu gören de var. 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 var, hatta bu durumdan Rasul'a çok insan da var belki yani ben, ben de, de, öyle, ben de öyle var ama şunu görmüyor belki de yani belki de buradan da, ne çıkacak ee, yani şeyi görmüyor ya da bu da öbürleri gibi midir acaba da diyor belki de vardır. belki de bizde de hata var kendimizi çok böyle gidip insanlarla anlatmıyorsun, an anlatmıyorsun ki benim hiç tarzım değil evet. yani hadi gidelim dur ben şöyle bu, bu, bu saçma bir şey yani e, karanlık bilgiler var insanlar birbirine hakkında bu bizim için de geçerli benim için çok fazla geçerli işte şöyledir böyledir denilebilir belki de. Aksidir, Ama e, öyledir öyle, de denilebilir. Bir kafalıdır. Ama şunu söyleyeyim sana. Herkes herkesi biliyor aslında abi. Öyle mi? Vallahi futbol piyasasında kime sorarsan sor. Hele aynı yaş dönümde oyuncuya git sor Hiç başka bir şey sormana gerek yok. Herkes herkesi biliyor. Yani karakter olarak biliyor. Çünkü yaptın mı bir kulüpte bir hata bir şey yaptın zaman hemen kaçması, ya. mümkün değil yani. değil kaçması mümkün değil. değil kaçması mümkün Futbol piyasası çok daha küçük aslında doğru. Evet. Ve ilişkiler çok şey. Senin soruların bitti galiba. Ayağına sağlık. Rica Senin abi. Benim sorum mu? Şu an hemen 10 saniye verirsin. Şimdi İstediğin kadar. Kitap sözü vermişsin. Ne zaman sözü <laughs> vermişsin? Bir. <laughs> tamam. Başka? Ha, tamam değil mi? Ekranın karşısında diyorsun. Tamam. Ee, ee, tamam. Bir hafta içinde hal olacak. Bir hafta içerisinde. Senin yani. ümidin ne kadar var? Ya ben iyimser olmayı seven bir adamım. O yüzden e, hala ümitliyim. Yani ben iyi imser kalmayı seviyorum. Ümit, ben hala ümitliyim. Ümit. Havf ve reca Senin halferecağı hayallerinden halferecağı daha, değil. daha kısa vadeli hayallerim var. <laughs> Sen zor ulaşırsın ben o yüzden, diyorsun. Ben o yüzden şey, hayır, konferans kupası, şey Sen konferans kupası e, olarak re, şey e, değiştiriyorum hedefi. E, ya da UEFA finali diyelim yani UEFA finali. Daha yakın istiyorum. Senin gibi 500 sene olması. <laughs> Sen de daha, daha yakın görmek istiyorum. Nasıl olacak işte abi? İnanıyorum. Yüzüm i̇nan yüzüm. inan abi. Gerçekten i̇nan. Inan. Yapabiliriz ya. Bu ülke yapar ya. Yaparız. Yaparız. Her şeyimiz var ya. Yapacağız. Doğru kullanacağız sadece. Ya da bakacaksın bir zamanlar <laughs> sonra Bir zamanlar bir adam böyle bir şey diyordu. <laughs> Nerede o? Köyde tarla belliyor. <laughs> Kötü bir şey değil o. Çok toprakla güzel. Toprakla Olsa da gitsem ya. Yayla az önce konuştuk ya. Evet yayla gideceksiniz. Sis duman. Şu anda en güzel yeşilin <laughs> en güzel zamanı var. Yok yayla zamanı. Şu an yaylalar iyiymiş de yani. Eylül Ekim abi. Ha tabii o, o zaman şey. O yeşil değil de o zaman hava yok. Sen şimdi buradan böyle sanki buralara giden adammış gibi de ben oralarda yaşadım abi. Yani. hayatım oralarda geçti. Ali'nin de öyle. Bir dakika benim biz yayla adamıyız ya. biz. Ne diyorsunuz? Biz memleketse yazın okullar sen kapanır. Sen sosyete yerlerindesin. E, ya konuşma. Orasın, bir yalıdasın. Bir okullar kapanır. Oflular vardı. Para olmayınca, para olunca ulusoy, para olmayınca oflularla bilet alırdık. Oflular seyahat, turizm seyahat. Çaykara'da inersin, direkt yaylaya. Hem de yürüyerek, ben çok yürüyerek gitmişim yaylaya. Oo, bu da Yani, Konuşuyor ya. <laughs> Benim her sene yazın yayladayım, her sene. Hiç şey okullar kapanır, biz yaylaya giderdik. İyi Çocukluğum tamamen oradan geçti. Eee, ayağına sağlık. İyi ki geldin. Eyvallah. bunu ara ara yapalım. Olabilir ara ara yapalım bunu. Daha spesifik konularda yaparız. Daha somut şeyler konuşuruz. Bunu ara ara yapacağız. Karşılıklı böyle evet, olur. Biraz biraz yoralım seni yani. Ara olur, ara olur. Çok isterim. Insanlar... Çok isterim. Ya Allah biliyor ya ben de söyleyeyim yani. 3 sene önce deseler bana 3-4 sene önce. Ya Fatih iyi hocam. Ya hocalık konusunda çok kafa yormaz diye düşünüyordum. Sonra Sonra, Sonra Bursa, 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 Spor, Bursa Spor gitmeden önce galiba bir oturduk sana nerede oturduk? Yanımdakine dedim ki buna ne oldu? Yani o kadar çok futbol konuşma iştahım vardı ki ve şey konuşma. Ya yani saha içinde ki ben çok sevmem hani o şeyleri çok sevmem Allah. Yerleşim, yerleşim hani o, ama o konuşur, adam değilim o, ben. Konuşurken ne rahat konuşuyorsunuz ama değil mi? O adam değilim ben. Ama öyle iddiam <laughs> hiçbir zaman olmadı canım. Öyle iddiam hiçbir zaman olmadı. Hani o adam <laughs> değilim ama senin o e, heyecanını görünce dedim ki olacak. E, Fatih İnşallah büyük hoca olacak. Bolu bilmemene rağmen böyle dedin ama gene bir şansım var. 500 senedir bakalım. <laughs> Sen bunu şeyle UEFA Kupası yapalım biz. Abi fark o da olsun yani tabii ne oluyor? Yani? UEFA Kupası o da, da olsun abi. O, oldu diyelim. Oldu diyelim yani. Hayal bile etmiş. Hayal ettiğimiz şeyi koyalım. O dedik daha de, tamam. O da az bir şey değil de. Tabi tabi. Ya Mourinho şeyi aladın da ağladı be. Konferans kupasını aldığında ağladı. Alamadı. Yok geçen sene He, aldı da ağladı da adam. O yüzden küçük görme yapabiliriz. Ayağına sağlık. Önümüzdeki hafta başka bir misafirle devam edeceğiz efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.